Hoş geldiniz. Bugün burada olmamızın nedeni biliyorsunuz 2016 8 Mart'ına dair yaklaşımımız, bu süreci nasıl değerlendirdiğimiz ve teşkil kadınlar olarak 8 Mart'ta dair planladığımız eylem takvimimizi sizinle paylaşmak. Öncelikle basın metnimizi okuyalım, sonra sorularınız olursa ben veya arkadaşlarım değerlendirme yapmak isterlerse onlara söz vererek sorularınızı da cevaplamaya çalışırız. Evet. Değerli basın emekçileri, AKP ve Saray Faşizmi'nin halklara, kadınlara, emekçilere ve doğaya yönelik saldırılarını hız kesmeden devam ettirdiği bir süreçte kadınların uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 8 Mart'ı kadınların direniş gücüyle karşılıyoruz. Muhalif kesimlerin tümüne yönelik cadı avlarının başlatıldığı, darbe hukukunu aratmayan uygulamalara her gün yeni bir isim eklendiği, barış kelimesini ağzına alanlara yönelik linç kampanyalarının başlatıldığı böylesi bir süreçte savaş politikalarında ısrar eden anlayış ülkeyi geri dönülemez bir noktaya sürüklemek istiyor. Hukuksuz biçimde sokağa çıkma yasakları uygulanarak abluk altına alınan kent ve ilçelerde her gün yeni katliamlar yaşanıyor. Bodrum katlarında yüzlerce insan diri diri yakılıyor, cansız bedenler binlerce sokak ortasında bekletiliyor, katledilen kadınların çıplak bedenleri işkence edilerek teşhir ediliyor. Kirli savaş politikaları en çok kadınları hedef alıyor. Egemen anlayışın önce kadınların bunun takviği, savaş stratejisi olarak yürütülmeye çalışılıyor. Kadın emeğini, kimliğini ve bedenini hedef alan saldırılar erkek, devlet ve sermaye ortaklığında devam ettiriliyor. Savaşın yok etmeye çalıştığı hakikatlerde her gün katledilen, intihara sürüklenen, tacize ve tecavüze uğrayan kadınların sayısında yaşanan artış yokmuş gibi gösterilerek kadına şiddet yoktur, algıda seçicilik vardır söylemleri bizzat Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından dile getiriliyor. Kadın katillerine saygın tutum indirimleri uygulanarak yeni katliam ve tecavüzlerin de önü açılmış oluyor. LGBTİ'lere yönelik nefret söylemleri yaygınlaştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Şeyhülislamlık Kurumu gibi çalıştırılarak toplumsal yaşamın her alanında, özellikle günlük yaşamın dini esaslara göre yeniden şekillendirilmesi için bir fetva makamı olarak gün be gün etkisi artırılmaya çalışılıyor. Fiili rejim değişikliğiyle tek adam yönetimine uygun yeni bir toplumsal inşa sağlanmak isteniyor. Biat eden yeni toplum modeline uygun olarak çalışma yaşamını yeniden düzenleyen yeni yasalar kadınlar yok sayılarak hayata geçiriliyor. Yarı zamanlı esnek çalışma biçimleri kadınların doğum ve annelik izinleri gerekçe gösterilerek temel çalışma biçimi haline dönüştürülmek isteniyor. Kiralık işçi dönemini başlatan yeni torba yasalarla kadınlar başta olmak üzere tüm emekçiler düşük ücretli, güvencesiz ve sendikasız çalışmaya mecbur bırakılmak isteniyor. Evet, kısaca özetlediğimiz bu tablo içerisinde biz kesti kadınlar yıllardır verdiğimiz eşitlik ve özgürlük mücadelesinde toplumun her kesiminden ezilen, dışlanan ama isyan eden barış, emek ve özgürlük mücadelesiyle kadın mücadelesinin ayrılmaz bütünlüğüne inanan bütün kadınlarla direnişi büyüterek yaşamlarımız üzerinde kurulan erkek ablukayı kırmanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle savaşa, güvencesizliğe, kadın katliamlarına karşı yaşam ve iş güvencemiz için mücadelemizde ısrar ediyoruz şiarıyla kadınların direniş sembolü olan 8 Mart'ı anlamlı uygun bir kararlılıkla karşılıyoruz. Biz kadınları çalışma yaşamı ve kamusal alanlardan kopararak eve kapatmayı hedefleyen iktidarın baskı ve korkutma politikalarına karşı iş yerlerimizde, sokaklarda, alanlarda sesimizi ve isyanımızı büyüterek mücadelemizi devam ettirmeye kararlı olduğumuzu buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Örgütlü olduğumuz bütün illerde yürütülen kirli savaş politikalarına karşı barış ısrarında buluşan tüm kadınlarla birlikte alanlara çıkacağız. Yaratılmaya çalışılan korku imparatorluğuna inat, sokakları terk etmeyeceğiz. Tehdit amaçlı genelgelere ve bizi güvencesizleştirmeye çalıştıkları yasal düzenlemelere karşı iş yerlerimizde iş güvencemizden ve barıştan vazgeçmiyoruz diyerek kadın emekçilerle dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz. 3 Mart'ta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı önünde eş zamanlı olarak
tüm illerde aile ve sosyal politikalar il müdürlükleri önlerinde savaşı, güvencesizliği ve kadın düşmanı politikaları reddediyoruz başlıklı açıklamalar yapacağız. Tespit kadınlar olarak yıllardır dile getirdiğimiz 8 Mart resmi tatil olsun talebimizi bu yılda güçlü bir şekilde sahipleneceğiz. Yaşam ve iş güvencemize sahip çıkmak için üretimden gelen gücümüzü kullanarak 8 Mart'ta hizmet üretmeyeceğiz. Kadınların uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 8 Mart, yıllardır verdiğimiz eşitlik ve özgürlük mücadelemizin en önemli kazanım günüdür. Bu nedenle 8 Mart etkinlikleri çerçevesinde taleplerimizi yeni kazanımlara dönüştürmek için mücadeleyi ve dayanışmayı büyütüyoruz. Taleplerimiz: yürütülen kirli savaş politikalarına derhal son verilmeli. Acilen sokağa çıkma yasakları ve ablukalar kaldırılarak çatışmasızlık ortamı sağlanmalıdır. Kürt sorununda imha, inkar ve soykırım politikalarından vazgeçilerek müzakere sürecine dönülmesini sağlayacak bir zemin oluşturulmalı ve kadınlar bu sürecin tarafı olmalıdır. Aylardır yürütülen savaşta ve bugüne kadar yaşanan katliamların sorunlarını açığa çıkaracak bir soruşturma, yüzleşme ve hakikat süreci başlatılmalıdır. Kadınların istihdamda var olmasını esnek ve güvencesiz çalışma koşuluna bağlayan, asıl olarak da kadını istihdamın dışında bırakmaya çalışan yasal düzenlemelerden vazgeçilmeli, kadınlara güvenceli istihdam olanakları yaratacak yasal düzenlemeler kadınların görüşleri alınarak yapılmalıdır. Kadın istihdamının önündeki en büyük engel olan bakım sorumluluğunun erkek, devlet ve işveren tarafından paylaşılmasını sağlayan yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Kapatılan kamu kreşleri tekrar açılmalı. Gerektiğinde 24 saat açık olacak şekilde nitelikli, ücretsiz ve ana dilinde hizmet verecek kreşlerden istihdam şeklinde bakılmaksızın, mesleğe bakılmadan tüm çalışanların faydalanması sağlanmalıdır. Kadın cinayetlerini ve kadına yönelik şiddeti engelleyecek gerekli yasal düzenlemeler derhal yapılmalı. İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere bu konuda imza atılan tüm uluslararası sözleşmelerin gereği yerine getirilmelidir.